Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri çok güzel bir göl kenarında karşılıyorum. Bu haftaki videomuzda zıplama antrenman programı uygulayacağız. Daha yükseğe sıçrayabilmek, daha yükseğe zıplayabilmek. 2 hafta boyunca bu programı düzenli olarak uyguladığımızda 2 haftanın sonundaki farkı gözlemleyeceğiz. Evet, o zaman ne yapalım? Antrenmanımıza başlayalım. Şöyle güzel bir tartan piste geldim. Önce 2-3 tur koştuktan sonra antrenmanımıza başlayabiliriz. Peki o zaman antrenmanımıza hafif tempolu bir koşuyla başlıyoruz. 2-3 tur koşmak yeterli olacaktır. Şekilde göstereyim. Evet, 3. tura geldik. Sesten dolayı kusura bakmayın, çimleri biçiyorlar bugün. Arkadaşlar, yarım kilo ağırlıklarım var. Siz de ağırlık kullanabilirsiniz. Ağırlık kullanmak kesinlikle gelişiminizde daha katkıda bulunacaktır. Ben yarım kilo kullanıyorum. Siz 1 kilo, 2 kilo kullanabilirsiniz tabii ki de. Onun dışında atlama ipimiz var. Atlama ipi kullanacağız. Ve engellerimiz var. Atlama engellerimiz var. Atlama engelimiz var. Atlama engeliniz yoksa bunu sandalye, masa ve herhangi bir engelle yapabilirsiniz. Atlama engeli tabii ki de daha rahat olacaktır. Bu engelleri de Uzay Spor'da 30 TL'ye alabilirsiniz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, ağırlıklarımızı bağlayarak başlayabiliriz. Ben dediğim gibi yarım kilo ağırlık kullanıyorum. Siz tercihinize göre 1 kilo veya 2 kilo da kullanabilirsiniz. Bu sıçrama antrenmanları yaparken kesinlikle faydalı olacaktır. İpimizi de şu şekilde koyalım. O zaman ilk antrenmanımızla başlıyoruz. Arkadaşlar, ip atlayarak başlayabiliriz. İp atlarsak aynı zamanda ısınmış oluruz. O zaman başlayalım. İlk olarak çift ayak atlamaya başlıyoruz. Şimdi tek ayak. Sonra diğer ayak. Şimdi sekerek atlıyoruz. 7-8 dakika boyunca bu atlamaları yapmalıyız. Daha sonrasında ise diğer hareketlere geçeceğiz. Evet arkadaşlar, dikey sıçrama yapıyoruz. Parmak uçlarımıza dokunup olabildiğince yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Bu hareketi 3 set 10 adet yapacağız. Bu her set arasında 1 dakika dinlenebiliriz. Evet arkadaşlar, 3 setimizi de bitirdiğimize göre yeni hareketimize geçebiliriz. Şimdi ise diz çekme hareketi yapıyoruz. Aynı şekilde 3 set 10 adet yapacağız. Başlıyorum. Ayaklarımız hafif açık ve kollarımızdan kuvvet alarak dizlerimizi yukarı çekiyoruz. Bu hareketi de 3 set 10 adet yaptıktan sonra 1-2 dakika dinlenebiliriz. Şimdi yeni hareketimize geçelim. Evet arkadaşlar, yeni hareketimize geçebiliriz. Ayaklarımız hafif açık ve aynı şekilde dizlerimizi kırıp kollarımızdan kuvvet alıyoruz. Gösteriyorum. Sıçra ve çapraz. Sıçra ve çapraz. Ayaklarımız havada bu şekilde olacak. Daha çok bu hareketi bu satancılar kullanıyor. Evet arkadaşlar, bayağı yorulduk. Birkaç dakika dinlenelim ama kesinlikle soğumayalım. 3 set 10 adet yaptıktan sonra yeni hareketimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ise pehlivan hareketi yapıyoruz. Pehlivan hareketinde ters kol ters bacak kapacağız. Bir ayağımız önde, ters kol ters bacak kapıyoruz ve sıçrarken dizimizi çekiyoruz. Bir sağ bir sol. Arkadaşlar, şimdi engellerimizle çalışacağız. Engelleriniz yoksa masa, sandalye, çanta ve benzeri engellerle çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi engel atlama yapacağız. Burada kollarımızı kullanmak çok önemli. Hafif çöküyoruz atlamadan önce ve kollarımızı arkaya alıyoruz. Ve kollarımızdan kuvvet alarak dizlerimizi çekip atlıyoruz. Evet. Bir daha gösteriyorum. Kollarımızdan kuvvet alıp dizlerimizi çekiyoruz. Şimdi ise engellerimizi yaklaştırıyoruz ve yan dışımızı atlayacağız. Yine aynı şekilde kollarımızı kullanarak
Evet arkadaşlar, yine bu hareketleri de 3 set 10 adet yapabiliriz. Dediğim gibi setlerin arasında su almamak şartıyla birer dakika dinlenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıçrama hareketlerimiz bittiğine göre bir tur jog atıyoruz. Yani bir tur hafif tempolu yürüyüş yapacağız su almak için. Bu hareketleri yapmadan önce mutlaka ısınmayı unutmayın dediğim gibi. 2 haftalı bir süreç verin ve düzenli olarak bu hareketleri yaptığınızda sıçramanızdaki değişimleri hep birlikte görelim. Yorumlara yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. Sizleri çok seviyorum. Şöyle gölü tekrar bir göstereyim. Sizleri çok seviyorum. Sporla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Son bir şey demeyi unutmuşum. Kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Şimdi videomuzu kapatabiliriz. Kendinize iyi bakın.